Parabolün x ekseni kestiği nokta x1 virgül 0, yani bu x1 dediği yer şurası, gördüğünüz gibi bir şekilde zaten göstermişler. İkinci kök, yani parabolün x ekseni kestiği ikinci nokta ise x2 noktası, görüyorsunuz şurası. Verilmiş ise, yani bu iki nokta verilmişse ne yapacakmışız? Şu şekilde denklem yazılabilir. Yani parabol denklemi bu şekildedir. Y eşittir a çarpı x eksi 1 çarpı x eksi x2 şeklinde yazılabiliyor. Denklemiyle denklemi kullanılır diyor. Demek ki bize denklemin kökleri, yani parabolün x ekseni kestiği noktaları verirse bu formülü kullanmada bir sıkıntı yokmuş. Tabi burada a katsayı o değişebiliyor. Tabi onunla ilgili bilgiler de vermesi lazım bize soruda. Şimdi örnek üzerinden konuşalım. Bakalım ne var ne yok. Evet. Şu ekranı da büyütelim. Evet. Aşağıda x eksenini eksi 2'ye 0 ve 4'e 0, yani şu noktada kestiğini bahsetmiş. Evet, eksi 2'de kestiğini anlatıyor parabolü. Parabol ne yapıyor? X eksenini eksi 2'de kesmiş, bir 4'te kestiğini belirtmiş. Şunlar bu anlama geliyor. Y ekseninde 0'a eksi 8, yani şurada kesmiş ya, ondan bahsetmiş. Tamam. Buna göre fonksiyonu bulalım. Yani fx fonksiyonu bulacağız. Parabol denklemi bulacağız. Yani onu demek. Fonksiyonu bul demek. Y eşittir. İşte denklemi bulmamız istiyor bizden. Fonksiyonu bulmak o anlamda. Şimdi formül nasıldı? Biraz önce söylediği gibi. Y eşittir neydi? İşte a çarpı x eksi x1 değil mi? Çarpı x eksi x2 şeklindeydi. Şimdi bunları yerine yazalım. Tabi burada x1'imiz şu, x2'miz bu olsun mesela. Burada bu anlaşılıyor çünkü. x1 eşittir eksi 2 diyelim kızlar. Yani x1 eksi 2'nin bir yeri değişti, hiç fark etmez kızlar. Burada x2 diyorum. Yani önemi yok, sırasının bir önemi yok. A çarpı x1 yerine yazacağım? Eksi 2 yazacağım. Tabi burada eksi var, ona dikkat etmek lazım. Eksi eksi 2 şöyle yazmanız lazım. Çarpı x eksi x2 de 4 ya, buraya gelip tabi arada eksi olsun formülde onu yazıyorum tabi. Eksi 4 şeklinde geldi. Şöyle düzenlersem burası ne oldu? A çarpı x artı 2 yapar. Çünkü eksi ile eksi çarparsam artıya dönüştü burası. Burası x eksi 4 yapacak. Evet, sadece şu a'yı bulursam işim bitecek. Bu a'yı nasıl bulacak? Tabii ki denklemde bir nokta daha verilmiş. Şu nokta verilmiş. İşte bunu kullanmam lazım. Bu nokta zaten görüyorsunuz 0'a eksi 8 diye. Ne yapmam lazım? Y gördüğüm yere eksi 8 yazacağımı anlıyorum. Çünkü nedir? Şu birinci bileşen x'ti. Şu da y'yi temsil ediyor değil mi kızlar? X yerine 0 yazıyor. Y yerine de eksi 8 yazıyor. Bunun anlamı budur. Y yerine eksi 8 yazdım. A çarpı x yerine 0 yazdım. Şimdi burası 0 artı 2 oldu. Burası ne oldu? 0 eksi 4 oldu. Düzenlersem burası eksi 8 oldu. Şurada a'mız var. Şurada 0, 2 daha 2 yapar. 2a gelecek, ya da a çarpı 2 diyelim isterseniz. Çarpı burada ne yapar? Eksi 4. Evet, eksi 8 eşittir. Bunlar çarparsam ne yapar? Eksi 8a yapar. Her tarafta eksi 8'e bölersem a sayısı 1 gelir. Demek ki a'mız 1'miş. O halde şu en başta yazdığım şu denklem var ya kızlar, şuradaki. Y eşittir ne oldu? A yerine 1 yazarsam x artı 2 çarpı x eksi 4'müş. Çünkü a yerine 1 yazdım. Dikkat, şurada 1 var aslında. Onu yazdım ama şurada şu a'nın yerine 1 yazdım. Neden? A'yı 1 bulduğum için. Böyle bırakabiliriz ya da bunu açabiliriz. İstersen kitap ne yapmış? Açmıştır çözümde de. Bir bakalım ne yapmış? Herhalde açmış olması lazım cevabı. Evet, açmış. O zaman bir de açalım şu ayıkızı. Şöyle yapalım. Şuradaki şu birim bir etkisi zaten yok çarpmada. O halde şu parantezi dağıtalım. Şu x ile x'i çarparsam ne gelir? Y eşittir. Burada x kare gelecek. Şu x ile eksi 4'ü çarparsam eksi 4x gelecek. Sonra artı 2 ile şu x'i çarparsam artı 2x gelecek. Ve en son 2 ile de eksi 4'ü çarparsam eksi 8 gelecek. Bunu düzenlersem y eşittir. Buradan x kare eksi 2x ve eksi 8 mi gelir? Evet, böyle gelir. Cevap bu olacak kızlar. Bakalım doğru mu? Evet, aynı şeyi zaten görüyorsun. Demek ki parabolde 3 nokta verilmişse, x ekseni y ekseni kestiği nokta verilmişse, demek ki bu formülü kullanabiliyormuş. Evet, bu da böyleydi. Geçiyorum hali bu soru. Yok yok, bir dakika. Geri mi alalım? Evet. Şurada mıydı? Hızlı geçiyoruz. Evet, şöyle.
Hocandan değişen oldu mu kızda? Evet hocam oldu. Felsefe hocasıyla coğrafya hocası. Ama şöyle bir şey, felsefede de yeni gelen hoca geziyor. Cuma günü de Mehmet Ali Ateş hocaya geziyor. Felsefe. Hayır, felsefe değil sadece. Felsefe, mantık, psikoloji ya. Bu üçünden birine Mehmet Ali Hoca, bir tane, iki tanesine Gökhan Türk geliyor. Tamam. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Bizim ikinci sınavımız nereden başlar tahmini? İkinci sınav ne? Matematikte ikinci sınavımız. Olmayacağız. Bilemek, bakanlık bir şey yapacak mı yapmayacak mı tam. Yani resmi olarak ben bir şey bilmiyorum. Haberlerden falan duyduğumuz, Mart ayında sınav yapacağını falan duydum ama. Ya keşke ödev verseler ya, gerçekten. Çok zor olacak çünkü sınavlar. Ya proje ödev verseler her dersten var ya, harika olur. O da çok zorlar ama. Şimdi yazın bakayım matematikten 5000 soru derse hoca ne yapacağız? Ama kanka şöyle bir şey var ki. İnsanlar. Benim abim lisedeyken hatırlıyorum. 1000 tane soru yaz. Senin geçmiştir, o da yazdı. Gitti geçti. Aynen öyle yap. Ama ne yani öğren- bizim... Ne öğrendi? Öğrenci hiçbir şey değil mi? Vallahi 5000 ne öğreniyoruz hocam? He? Hiçbir şey. Sınavda çok bir şey öğrenmiyoruz ki. Çalışmayın ondan. Yani öğrendiğimizi test ediyoruz ya kanka. Geçen bir tane öğrenci var. Kızlar geçen 2 sene önce mezun olan bir öğrenci bana WhatsApp'tan yazdı. Hocam bana matematikten yardım edemez. Üniversite sınavına girmiş. Sınav, üniversiteye yerleşmiş. Hala lise düzeyinde matematik çözemiyor yani. Yüzde problemlerini çözemiyor. Hocam bana yardım edemezsin diye bana yardım bekliyor benden yani. Yani üniversiteye yerleşmek de sıkıntı değil yani. Öyle basitçe yerleşebiliyor yani. Basit yani, puan düşük yerler var ya, onlara yerleşme imkanınız var rahat rahat. Ama oraya gidip bir de onu okumak var. Işte. Okumak da sıkıntı yani. Ya bir şeyler öğrenmeden giderseniz hocam KPSS'de bile TYT, AYT konularını soruyorlar. ALES'te, KPSS'de aynı. Evet, doğru. Hepsinde. İşte temel iyi atmak lazım. Yani matematik öğrenmeniz lazım bir şekilde. Yani matematik öğrenirsen çoğu sene de rahat edersin. Onu demek istiyorum ama. Hocam bir şey diyeceğim. Sivas'ta önerdiğiniz bir matematik kursu falan var mı? Ya da bildiğiniz. Kursu yoksa dershanede falan var işte. Kavram mıydı o? Ne? Yok, var sadece matematik kursu var mı? Sadece matematik kursu. Zeki şey, Aydın matematik kursu. Bu kütüphanenin yan tarafında bir yer açıldı matematik kursu. Matematik dersi. Evet. Başka da yok. Naci Koçak ismi. Naci Koçak. Naci Koçak mı? Ben bilmem bir şey Aydın zannediyordum. Koçak, evet öyle bir şey doğru. Orada var matematik. Yani, tamam, teşekkürler. Ya burslarla bu iş olmaz kızlar ya, size söyleyeyim. Yani kendi oturup kafa yormanız lazım. Ya ben özellikle... Evet hocam, bizim kafa yormamız gerekiyor ama bakın Aleyna da az önce size söyledi. TYT'de hazırlanıyorum, çözüyorum ama anlamadım, çözemedim, soru oluyor. Ya gerçekten sebebi, tek başına olabilecek bir şey değil bu. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben ona çalışıyorum temeli, ama. Temelde sıkıntılar var. Siz 9-10'da layla ölüm geçtiniz ondan. 8. sınıfta layla ölüm geç. Ondan sonra diğer burada zorlanın. Tabii zorlanacaksın. Sen ama benim çözdüğüm zaten şey yok. Değil ki. Güzel çalıştın mı? Dersler adapte oldun mu? Bütün soruları çözdün mü? Yok. Yani sıkıntı oradan 8. sınıftan başlıyor. 7-8'den başlıyor yani orada. Geçmek ya da bir şey. Ben dersi geçmek önemli değil. Bir sorunun çözümünü bulmak için 2 saat en az çabaladım. O kadar yazıp sildim ki yemin ederim sayfa arkasına geçecekti. Öyle yazıp sildim. Ama sonunda buldum. Ben zaten 10. sınıf falan yapmıyordum ki. İlk baştan kitapları oluyor ya, onun ikinci seviyesini aldım. İlkini yapabiliyordum zaten. Onu çözüyorum. Ya olabilir. Yani sen yine çalış ama. Yani benim dediklerime bakma orada da. Yani mutlaka sıkıntılar, eksikler olmuş olabilir. Hayatta olabilir. Ama başlaman güzel bir şey. Başlangıç. Devam etmen lazım, pes etmemen lazım. Sabır etmen lazım yani. Hocam şimdi biz önce 11'i mi bitirmemiz lazım yoksa 9'dan mı başlamamız lazım? 9 bence. Temelin yoksa 8'den 7'den başlaman lazım. Tam sayılar bilmiyorsan, değil mi? Tam sayılar bilmiyorsan ta 7'den başlaman lazım. Rasyonel sayılar bilmiyorsan ta ilkokula gitmen lazım. Kesip payda işlemen lazım. Yani sen kendin bilmen lazım. Ne ektiğin nedir diye. Matematik birinci ders sıfırdan. İlk videodan başla izlemeye. Ya sıkıntı, eksikliğin neresi bilemedim, bir şey diyemiyorum. Nereden başlayacağını karar veremem ki ben.
sen kendini bilmen lazım. Yani ben şunu bilmiyorum, ha demek ki ben şuradan başlamam lazım. Rasyonel sayılarda toplamayı bilmiyorsan oradan başlaman lazım. Tam sayı bilmiyorsan oradan başlaman lazım. Denklem tamam, çözmeyi bilmiyorsan denklem çözmeyi bilmen lazım. Öğrenmen lazım mesela. Onu adam bir öğrenci bana soru göndermiş. Denklem çözmeyi bilmiyor. Soru çözmeye çalışıyor. 7. sınıfta öğrenmesi lazım gereken bir konu. Bir denklem var. Çözemiyor. Öğrenci tıkanıp kalıyor. Yani demek ki denklem çözmeyi öğrenememiş 7'de 8'de. Şimdi hocam onda sınıflar var yani. Hep sınıfı geçelim, ne bileyim takdir teşekkür alalım falan. Ama mesela ben hiç 9-10'da ne bileyim hiç TYT halledeyim çabasına girmedim. Keşke girseydim. İşte en başta 9'da biz başlıyoruz, diyor ki ben bütün 9'lara girdim, diyorum ki öğrenciler mutlaka 4 sene sonra sınava geçsin. Daha erken diyorsun, öyle düşünüyoruz ama olmuyor işte. Zaman erken geçiyor, hiçbir şey öğrenmeden boş boş geçilmiş oluyor sınıflar. İyi de ne bile kocaman. 9. sınıfta 9. sınıf halletmek lazım. 10. sınıfta 10. sınıf. 11'de 11'de öyle yapmanız lazımdı. İşte biz hep sonuçlarımız. Yani siz 12'yi bekliyorsunuz, 12'de sanki her şey kafanızda gelecek hemen pat diye. Öyle yok işte. Her şey zamanında olacak yani. Zamanında her şeyi halletmek lazım. 4 yılı bir seneye zor sığdırırsın. Bir yıla nasıl 4 yıllık bir konuyu sığdırırsın? Değil mi? Evet. Bir yılın var, 12. sınıf bütün konular hafızına girecek hem öyle mi? Bir de 12. sınıf konuları var. Sonra millet hep mezuna kaldık. Öyle kalıyor işte, tamam. Doğru. Yani siz de benim dediklerim doğru yani. Yanlış bir şey söylemiyorum. Keşke öğrenci doğrusundan başarı sağlamca güzelce anlayarak, çözerek güzelce iş halletsek diye düşünüyorum ama. Geç kalmış sayılır mı? Efendim? Geç kalmış sayılır. Geç kalmış değilsin ama hemen başlaman lazım eğer böyle sıkıntı olsun. Yarına mesela geç olabilir. Hemen başlaman lazım. Dersler bitince bugün hemen son saatten sonra, saat 3'ten sonra başlıyoruz. Hocam ben bir şey söylemek istiyorum. Evet. Bu birinci dönem sınavımız iptal olur mu sizce? Bence olacak. Benim için öyle bir bilgim yok tam ya. Ona işte bilet ya yapılan sınav iptal etmezler. Ama kanka şöyle bir şey var ki mesela hiç olmayan sınav okullar var. Sınav. Benim kuzenimler falan hiç olmadı daha sonra. Ya tamam ya onlar da öyle işte, onların hakkına geçmezler. Ben o kadar çalıştım, sınavın stresine girdim, matematikte hayatımda ilk defa yüksek alayım diye bir şey çabaladım. Benim sınavımı iptal edecekler. Olmaz öyle bir evet. Şey yapmayın. Anne haklısın ama şimdi olmayanlar evet. Daha fazla konudan sorumlu olduğu evet. için. Hayır aynı konudan sorumlu olacak. Aynı yani. Konudan sorumlular. Bizim sanki millet. Konuda karışık evet. Siz ikiniz de haklısınız yani. Bir şey diyemiyorum evet. Evet, parabolün yine x ekseni kestiği noktaya verilmiş, y ekseni kestiği noktaya verilmiş. Burada da onları anlatıyor. Yine fx'i bulacağız, fonksiyonu bulalım derken. O fonksiyon bağıntısını bulacağız daha doğrusu. Evet, formül neydi? Y eşittir. A çarpı x eksi x1 değil mi? Evet. Ve çarpılan sonra x eksi x2. X1 derken şunu kastedelim. Yani x1 bu olsun diyelim. Eksi 3 yani. X2 de şurası olsun. Bu da ne olsun? 3'müş. Buna hep yerine yazıyorum. Y eşittir. A çarpı X eksi şunu yazacağım. Yani eksi 3 yazacağım. Şöyle yazayım tabii. Arda arda eksiler geldi. Sonra X eksi 3 yazıyorum. Neden? X2 3 olduğu için buraya da 3 yazdım. Düzenlersem Y eşittir. A çarpı X artı 3 gelir burası. Burası ne oldu? Tabii ki X eksi 3 oldu. Tabii şu A'yı bulmam lazım. A'yı nasıl hocam? Tabii ki şu nokta bize verilmiş. Zaten şurada zaten yazıyor değil mi? Şu nokta ne demektir? 0'a 9'dur. O halde diyor ki X yerine 0 yazdığında Y'ye de 9 oluyormuş diyor. Buna bir yazalım. Y yerine 9 yazdım. Eşittir A çarpı. X yerine 0 yerine 0 artı 3 oldu. Burada 0 eksi 3 oldu. Düzenlersem 9. Burası A çarpı. Buraya 3 geldi. Buraya eksi 3 geldi. Evet, şöyle çarparsan eksi 9 yapar. O halde A burada ne gelir? Eksi 1 mi gelir? Eksi 1. Evet, güzel. O zaman demek ki şu ifademiz, şuradaki denklemimiz şu hale geldi. Y eşittir. A yerine eksi 1 yazdım. Şimdi eksi 1 çarpı. X artı 3 değil mi? Çarpı. X evet. Haline geldi. Tabii burada daha bir özelliği var. Bunu yapacağız. Şu eksi dağıtabiliriz önce isterseniz. Önce bunu dağıtayım isterseniz. Şöyle dağıtalım. Ne geldi? Eksi x, eksi 3 gelecek. Tekrar x eksi 3 var. İkinci parantezi yazıyorum. Tekrar burada dağılma özelliği var. Daha hocam eksi x artı 3 olmayacak mı? Eksi x eksi 3 olur. Eksi 1 ile artı 3 çarparsam eksi 3 gelir.
Artıya da dağıtıyoruz. İkinci paragrafta. Ay, ikinci. Duruyor, buna dağıtmayayım. Sadece şu eksi bir şuna dağıttım. Şuraya. Önce burayı yaptım. Şimdi dağıtmaya çalışıyorum. Burada bununla bunu çarparsam eksi x kare gelecek. Bu ikisini çarparsam ne geldi? Artı 3x gelecek. 9. Daha sonra ilişkini de göstereyim. Şu eksi 3 ile de artı 3 çarparsam, artı x çarparsam eksi 3x gelecek. Eksi 3 ile de eksi 3 çarparsam artı 9 yapar. Tabi burada sadeleşenler var. Çünkü şunlar sadeleşi değil. Ne kaldı buradan o halde? Şuraya yazacak olsam. Y eşittir. En başta y vardı ya kızlar. Şu y'yi yazdım. Ne geldi? Eksi x kare değil mi? Artı 9 işte cevap budur. Yani bizim fonksiyonumuz yani fx fonksiyonumuz bu şekildeymiş. Eksi x kare artı 9 cevap buydu. Evet. Geçelim mi abi? Cevap şurada yazıyor zaten kitabın cevabı da. Aynı şey. Geçebiliriz herhalde. Var mı soru sorun? Yok hocam. Evet, şimdi yine uyarı şeklinde bir not verilmiş yine. Parabolün tepe noktası R, T, R, K olmak üzere. Bu şekilde verilmişse diyor daha doğrusu. Tepe noktası verilmişse. O zaman bunun formülü neymiş? Y eşittir A çarpı X eksi R'nin karesi, parantez karesi artı K şeklindeymiş. Bunu bileceğiz bu kez de. Tepe noktası verildiğinde bunu kullanacağız. Bakalım ne var sırada. Evet. Gördüğü gibi soruyu bize şekli vermişler. Tepe noktası ne olur kızlar? Şu tepe noktası olmaz mı şurası? Tepe noktasında evet. Bir söyleyen var mı? Ne yazacağız buraya kızlar? Kaça kaç tepe noktası? 2'ye? 1. Şimdi tepe noktası buysa formülün aslında şöyleydi. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklinde bu formül yani biraz önce yazdıydı ya göstermiştik ya orası. Evet. Bizim formülümüz. Şimdi gelip burada yerine yazalım. Y eşittir a çarpı x eksi r. R'miz burada kaç? Şu 2 değil mi kızlar r'miz? 2. R yerine 2 yazdım. Bunun karesi var. Artı k'mız kaçtır? K'da şu 1 var ya orası değil mi? Burada bilinmeyen ne var? A kaldı değil mi? A'yı da bulursam işim biter. Bu A'yı nasıl bulacağım? Tabii ki şu noktayı bize vermişler. Bu nokta nedir kızlar? Hangi nokta yani burası? Bunu zaten yazmışlar ya. 0'a 3 noktası değil mi kızlar? 0'a 3. Demek evet. 0'a 3'tür. X'e 0 yazdığımızda Y'de 3 oluyormuş. Bunu anlıyorum. O halde Y'ye 3 yazalım. Şuradan başlayalım. 3 eşittir. A çarpı X yerine ne yazdım? 0 yazdım. Eksi 2'nin karesi artı 1. Düzenleyelim. 3 eşittir. Buradan A çarpı eksi 2'nin karesi 4 yaptı. Artı 1. 1'i buraya attım. Buradan ne geldi? 2 geldi. 2 eşittir. 4 A geldi. A buradan ne yapar? Her tarafı 2'ye bölersem A sayısı 1 yapar değil mi? Eksi mi? A 1'i 2'ye bölecek kızlar. Evet. Şimdi şu denklemde tekrar yerine yazarsam A'yı o zaman Y eşittir ne geldi? Y eşittir 1 bölü 2 parantezine çünkü A yerine 1 bölü 2 yazmışım. Bu hale geldi. X eksi 2'nin karesi artı 1 geldi. İşte cevap bu olacak. Evet, kitapta herhalde böyle bırakmıştı galiba. Açmamış şimdi. Yani şurada olduğu gibi görüyorsunuz. 1 bölü 2 parantez içinde x eksi 2'nin karesi artı 1 doğru cevap. Yani aynı şey. Ya bu da böyleydi. Yazan var mı? Geçtim ama. Hocam bir geri gider misiniz? Geri derken bura değil mi? Evet evet yazdık. Ben yazdım. Ben de yazdım hocam. Ben bir şey sorabilir miyim? Evet sorabilirsin. Hani başta y r çarpı filan şey var ya o formül mü? Önemli yazıyordu ya. Çerçevesini aldım. Evet, formül. Bu formül demek neydi? Tepe noktası verilmişse bir parabolde bu denklemde yerine yazabilirsin. Yani bu tepe noktası verilen parabolün denklemi. Şimdi tepe noktası verilmişse soruda baktığında tepe noktası verilmiş mi? Verilmiş. O halde bu formülü kullanacaksın. Bir önceki örnekte ise x ekseni kestiği noktaları verilmişse diğer formülü yani o da şurada hemen yine hatırlatalım. Bu tepe noktası verilmiş olandı. Geçti biraz önce. Şurada da bak burada neyi? Bu kez x ekseni kestiği noktalar verildiğinde yani soruda baktığında x ekseni kestiği noktalar verilirse bunu kullanacaksın. Yani mantık bu. Yani dikkat etmeniz gereken şey bu.
soruya bakıyorsunuz. X ekseni kesin noktaya veriyorsa bu formülü kullan. Tepe noktasını vermişse o zaman bunu kullanıyorsun, bu formülü. Başka bir şey yok. Evet, dikkat edeceğiniz şey buydu. Ya geldik diğer soruya o zaman. Evet, aşağıda tepe noktası yine verilmiş. Eksi 2, eksi 1'miş. Y ekseninde 0, eksi 5'te kesiyor. Şurada kesiyormuş gördüğünüz gibi. Parabol çizilmiş. Bu ne? Neymiş? F4'ü sormuş. Yani F'i bulacağız ki sonra x'ine 4 yazalım. Bunu çözmeye çalışalım. Tepe noktası verildiği için, yani şu bizim tepe noktamızdı. Tepe noktası o halde nedir? T nedir kızlar? Eksi 2'ye eksi 1 noktasıdır. Formül neydi? Y eşittir A çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklindeydi. Denklem bu. Tepe noktası verildiğinde yani. O halde y eşittir ne gelir? A çarpı x eksi r. R neydi? Burada eksidir. Dikkat edin. Formülde eksi var. R'nin de eksi var. Şöyle yazmanız lazım. Dikkat etmeniz lazım buraya. Artı k'mız ne? Şu arada formülde artı olsun. Buraya a artı yazdım. K yerine de eksi 1 yazdım. Şöyle yani. Düzenlersem burası y eşittir a çarpı x artı 2'nin karesi gelir. Şöyle ne yapar? Artı x yaparsam eksi 1 geldi. Sonra a'yı bulmam lazım. A'yı bulmak için de işte şu noktayı kullanacağım kızlar. Bu nokta nedir bizim için? 0 eksi 5 noktasıydı. Bu ne anlama geliyor? X yerine 0 yazıyor. Y'ye de 5 eksi 5 yazıyor. Değil mi? Bu anlaşılıyor. Yazalım o halde. Y'ye gördüğüm yere eksi 5 yazdım. A çarpı x. X yerine ne yazdım? X yerine 0 yazdım. Şu an 0 oldu. Artı 2'nin karesi. A eksi 1. Eksi 1 diye taraf atarsam artı diye geçti. Buraya artı diye geçerse eksi 5 artı 1 haline geldi. Burası A parantezinde. Burası ne yapar? 0, 2 daha 2 yapar. 2'nin karesi 4 yaptı. Bunu yazdım. Eksi 4 yaptı. Eksi 4 eşittir 4 A ise A buradan ne yaptı? Eksi 1 yapar. Evet, A'yı da eksi 1 buldum. Demek ki benim denklemim, hangi denklem? Tabii şundan bahsediyorum. Onu da şöyle gösterelim. Y eşittir ne oldu? A yerine eksi 1 yazdım. Eksi parantezinde x artı 2'nin karesi ve dışarıda kim vardı? Bir de eksi 1'imiz var. İşte cevap bu kızlar. Bunu açma imkanım da var tabii. Cevap herhalde böyle bakmış olması lazım. İşte. Evet, çözümde herhalde. Ha, pardon, bir de F4'ü sormuş. Onu daha bulmak. Şu anda Fx'i bulduk. Tamam mı kızlar? Şimdi F4 lazımmış. Şu Y dediğim şey aynı zamanda bizim nedir? Fx'imizdir değil mi? Fx'imiz aynı zamanda şu ifademiş. Eksi parantezinde x artı 2'nin karesi eksi 1'miş. Y göre bir Fx yazma imkanı var değil mi? Bak Y işte Fx diyor. Şimdi x yerine 4 yazalım değil mi? Çünkü bana şurası 4 demiş ya. Fonksiyonları geçen sene görmüştük. O halde x yerine 4 yazarsam f4 eşittir. Eksi parantezinde 4 artı 2'nin karesi eksi 1. Şu hale geldi. Bunu düzenleyelim. f4 eşittir. Şimdi şurası ne yapar? 36 yapar iş kısmı değil mi? Şey pardon 6 yapar. 6'nın karesi 36. Tabii önünde eksi var. Eksi 36 oldu. Artı 1 de burada var. O halde eksi 35 yapar değil mi? Cevap bu yani. Eksi 35'miş. Hocam artıdan nereden geldi? Eksi olmuyor mu? Efendim? Hani eksi 36 eksi 1 olmuyor mu? Ya şu özür yanlış yapmışım. Doğru haklısın. Orayı niye yanlış yapmışım? Ben dikkat etmemişim. Şurayı yanlış yapmışım. Şurada eksi 1'im daha güzel. O halde ne yaptı? O da eksi 37 mi yapar? Eksi 37. Şimdi ona cevap veren dikkatli olan. Tuba Yıldız hocam. Tuba mı? Evet. Tuba eksi 37 doğru. Cevapta 37 miydi sanki? Eksi 37 miydi? Şurada bir ekranda bir şey evet. Görüyoruz. Eksi 37 doğru. Tamam doğru evet. Geçebiliriz o halde bunda. Bir dakika hocam bir esin salalım da. Soru soran yoksa tabii ki. Ekranı şöyle yapınca küçülüyor değil mi? Pardon şöyle yapacağım. Aldıysanız geçmek istiyorum. Aldım hocam. Ya bunlar mutlaka bir çözün kızlar. Yani hangi soruları çözmeye çalışın. Kağıt üzerinde bakmadan çözmeye çalışın. Sonra kontrol edin. Nasıl yaptın? Doğru mu yaptın? Ne hata yaptın? Bunu yaparsanız iyi olur yani sizin için. Yani kendinizi geliştirirsiniz yani matematik üzerinde. Yani öyle yapmanız lazım. Hocam bunlardan YouTube'a atacak mısınız? Evet atacağım inşallah. Şu an kaydediyorum değil mi? Kaydediyorum doğru. Evet şura bitti. Kaç dakika var burada? Ona da bakalım mı? Evet, bir dakika var herhalde değil mi? Evet, bir dakikamız var. Vali buna geçmeyelim. En azından şöyle bir bahsedelim. Parabol üzerinde 3 nokta verilmiş ise
verilen 3 nokta, o zaman şöyle denklem böyle seçmemiz lazımmış. Yani 3 nokta verirsen. Tabi 3 nokta neymiş? X ekseni kesmiyor ya da tepe noktası verilmemiş ise herhangi bir nokta parabol üzerinde, o zaman bu formülü kullanacakmışız. Tabi buradaki ABC'yi bulmak önemli zaten. Denkleminde yerine yazarak demiş ABC katsayıyla bulunur demiş zaten. Bunu bulmaya çalışacağız. Şurada örnek zaten var da. İşte şu noktadan geçen parabolün ne yapacağız? Denklemini bulmaya çalışacağız. Öğleden sonra diyelim. Evet. O halde öğleden sonra görüşmek üzere diyelim. Size afiyet olsun. Görüşürüz hocam. Hadi bakalım.